Örgütümüzün değerli katılımcıları, aramızda bulunan sayın milletvekillerimiz Turan Aydoğan, Özgür Karabat, Başakşehir Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımız Deniz Bakır, Cizre ilçe başkanımız sayın Kemal Cingü, değerli belediye başkan yardımcılarımız, örgütümüzün emektar katılımcıları, hepiniz hoş geldiniz. İl başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu'na karşılık yapılan hukuksuz yargılamalar üzere bugün Cumhuriyet Halk Partisi Esenyurt İlçe Örgütü olarak bu açıklamayı yapıyoruz. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Esenyurt İlçe Başkanımız Hüseyin Ergin'i konuşmalarını yapmak üzere mikrofonu arz ediyorum. Sayın vekillerimiz, değerli ilçe başkanlarımız, örgütümüzün değerli neferleri, belediye başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle temsilcilerimiz ve değerli misafirler, hoş geldiniz. İlk etapta bizim bu açıklamamızı yapmamızda güvenliğimizi sağlayan güvenlik güçlerimize de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Değerli Cumhuriyet Halk Partili ve Esenyurtlu yurttaşlarımız, artık süreç öyle bir noktaya geldi ki görüyorsunuz, yani haktan, hukuktan, adaletten bahsetmeksizin artık yasaların üstünlüğünden, kurumların üstünlüğünden bahsetmeksizin tamamen despotizmin ve faşizmin insanları her türlü yolu mübah görerek bir şekilde yolundan çekme mücadelesini verdiğine tanık oluyoruz. Daha dün gençlerimize yapılan olaylar, küçücük bir olay denilebilecek nitelikte bir pankart, ironik içerikli bir pankart ki onlar genç, onlar daha çok tahammülü hak ediyorlar, onlar hoşgörüyü hak ediyorlar, onların hayatında mizah vardır. Siz mizahın ne olduğunu bilmezseniz, tahammülün ne olduğunu bilmezseniz, hoşgörünün ne olduğunu bilmezseniz gideceğiniz tek yol faşizmin yoludur. Daha dünlerde sadece hak, hukuk, adalet diye kurumlarının onlarca yıllık geleneğinin haklarını, kazanılmış haklarını ellerinden teslim etmemek için yollarda ve durakladıkları yerlerde başlarına gelen olayları yaşayan avukatlarımıza da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Onlar da bu yolun, bu mücadelenin insan haklarının, özgürlüklerin ve eşitliklerin savaşını vermektedirler. İktidarda kalabilmek için her yol mübahtır anlayışıyla karşı karşıyayız. Her yol mübah olduğu zaman insanlara yapılacak her türlü hakaret, her türlü susturma girişimleri de mübah hale geliyor. Ama iyi ki sürecin öyle tıkandığının, bittiklerinin öyle farkındalar ki gemiyi bir an önce terk etme mücadelelerini görüyorsunuz. Eskiden kurucu olup şimdi farklı alanlarda olanları görüyorsunuz. Birbirlerinin içerisinde sen daha iyi FETÖ'cüydün, sen daha az FETÖ'cüydün tartışmalarının yaşandığını görüyorsunuz. Bunlar doğacak güneşten önce kendilerini aklamaya çalışan kişilerin davranışlarıdır. Şu an karanlığın en koyu olduğu noktadayız. Ama şunu da biliyoruz, karanlık en koyuysa sabah da en yakın demektir. Biz sabahın yakınlığının farkında olarak mücadelemize daha güçlü devam edeceğiz. Şimdi bu noktada benden sonraki arkadaşlarımın, vekillerimin ve basın açıklamamın da uzamaması için size sadece iki tane şairden alınan bir şiirle sonlandırmak istiyorum. Saraylar, saltanatlar çöker, kan susar bir gün, zulüm biter, menekşeler de açılır üstümüzde, leylaklar da güler. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler. Ey her şeyi bitti diyenler, korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler, ne kırlarda direnen çiçekler, ne kentlerde devleşen öfkeler, henüz elveda demediler. Bitmedi, daha sürüyor o kavga ve sürecek. Daha gün o gün değil, derlenip dürülmesin bayraklar. Dinleyin, duyduğunuz çakalların ulumasıdır. Safları sıklaştırın çocuklar. Bu kavga faşizme karşı. Bu kavga hürriyet kavgasıdır. Mesele esir düşmekte değil.
teslim olmamak da bütün mesele. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aydoğan'a mikrofonu arz ediyorum efendim. Teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bana bir pozitif ayrımcılık yapıldı. Bir televizyon programına yetişeceğim. Yoksa normalde başkanımızın basın açıklaması yapması gerekiyordu. Çok teşekkür ediyorum tevazusundan dolayı, hoşgörüsünden dolayı. Biz buraya Esenyurt halkıyla buluşmaya geldik aslında. Sadece partililerimiz değil, halkımızla buluşmaya geldik. O yüzden pas geçebileceğimiz bir şey değildi. Geç de kalsak o televizyon programına buraya gelip öyle gitmemiz gerekiyordu. Sizinle bir arada olmaktan da çok mutluyum. Bir tekçi iktidar, bir azınlık iktidarı 90 dakikayı tamamlamak üzere. Uzatması da yok bu maçın. Ben öyle bakıyorum. Uzatması yok. Çünkü mağlup. Bu tekçi iktidar mağlup. Bu tekçi iktidar karşısında demokrasiye inanan insanların çok büyük adımları söz konusu. Yerel yönetimlerde, örgütsel ilişkilerde, birbirleriyle dayanışmada, demokrasiyi algılama, yorumlama, hayata geçirme yeteneği anlamında Türkiye halkı artık çok uyanık. Öyle vur kafasına al ekmeği modeli 2015 yılındaydı. O iş orada kaldı. Hukuk ihlalleri daha mı artar? Bir süre artar. Çünkü bağımsız ve tarafsız olmayan bir yargı her türlü ihlali hayata taşıyabilir. Ama bu bütün hukukçuların ihlallere araç olacağı anlamına gelmez. Çok kaliteli ve oralarda da yiğit hakim ve savcıların olduğunu bilmenizi arzu ediyorum. Hakimler kararlarıyla konuşur der hukuk dünyası. Biz gördük ki hakimler kararlarının tarihiyle konuşur hale gelmişler. Korkmayız bundan, çekinmeyiz. Çok gördük. Türkiye'de çok büyük davalar görüldü. Çok büyük özürler dilendi. Yani daha yakın tarihte, bırakın hepimiz dilimize pelesenk olmuş ve saygıyla bahsetmekten bir şekilde onur duyuyoruz denizlerin idamlarını konuşurken. Ama çok yakın tarihte başka bir şey de oldu. Bir insanlık ayıbı sayıldı yasada yargılamaları. Bu iktidarın eliyle meclise getirildi. Orada olmayan bir kanun kaldırıldı. Önemli değil. Biz de yasada yargılamalarını eleştiriyoruz. İdama karşı olduğumuzu yıllarca söyledik. Peki sadece bunlarla mı hukuk dünyası anılacak zannediyorsunuz? Türkiye'de yargılama ile ilgili ilkesel olarak yapılmış bir dünya ihlal söz konusuyken Canan Kaftancıoğlu da bu ihlallerin arasında olmayacak mı zannediyorsunuz? Orada olacak. Orada olacak bu dava. Canan Kaftancıoğlu ne suç işlemiş? Kadınları savunmuş. Yaşam hakkını savunmuş. Demokratik bir devleti, şeffaf bir devleti savunmuş. Yargılandığı metinlere bakarsanız içinde bunlar var. İçinde bunlar var. FETÖ'yü eleştirmiş. FETÖ'yü eleştirmiş. Cumhurbaşkanı'na hakaretten oradan dava açılmış kendisine. Biz il başkanımızla çok büyük gurur duyuyoruz. Her yerde söylüyorum. O yiğit bir kadındır. Bu dava başladığı gün bu yiğit kadın ifadesini ben kendisine kendi izniyle beraber hediye ettim. Bundan sonra seninle ilgili bahsederken herhangi bir yerde yargılanmayla ilgili yiğit kadın Canan Kaftancıoğlu diyeceğim. Markadır o. Markadır. İstanbul'a alan markadır. Biz uzun süredir bir yol yürüyoruz. O yolun parçaları var. Bir parçası da Sayın Canan Kaftancıoğlu'dur. Genel başkanımızın öncüsü olduğu Türkiye iktidarına yürüyen bir yol yürüyoruz. Bakın çok uzun değil. Bundan 1,5 yıl önce Sayın Genel Başkanımız bir televizyon programında konuşurken o programın sunucusu hanımefendi 10 tane büyükşehir alacağımızı söylediğinde Sayın Genel Başkanımız kahkahalarla gülmüştü. Biz onun kahkahalarını hatırlıyoruz sadece değil mi? Ama o 10 ilin bir tanesi hariç tamamı bizde büyükşehir olarak. Tamamı hariç hepsi bizde. Biz böyle bir yol yürüyoruz. Biz hiç bu üzerimize çullananlardan çekinmeyiz. Kavgayı sandıkta yaparız. Kavgayı milletin gönlünde yaparız. Kavgayı milletin aklında yaparız. Kavgayı milletin yüreğindeki hoşgörüde yaparız. Kimse de önümüzü kesemez biliyor musunuz? Canan Kaftancıoğlu'na dokunmayın diye çağrıda bulunmuştum ben.
Çünkü dokunursalar Madame Curie'ye dokunmuş olacaklar. Dokunursalar Rosa Luxemburg'a dokunmuş olacaklar. Dokunursalar Kara Fatma'ya dokunmuş olacaklar. Halide Edip'e dokunmuş olacaklar. Farkında değiller. Tarihin yazdığı kadınlara dokunmuş olacaklar. Ve en çok da karşılarında bugünkü gibi mazlum kadınları bulacaklar. Çünkü o mazlum kadınların kurtuluş simgesi haline geldi. Anadolu'nun her tarafında biz geziyoruz. Anadolu'nun her tarafında Canan Kaftancıoğlu'ndan bahsediyorlar. Çok da tanımadan Canan Kaftancıoğlu'nun bu durumundan bahsediyorlar. Bu tablosundan bahsediyorlar. Haksızlığa karşı duruştan bahsediyorlar. Biz haksızlığa karşı bir ders verdik. İstanbul'a karşı Yüksek Seçim Kurulu ile yapılan darbenin dersini sandıkta verdik. Canan Kaftancıoğlu'na yapılacak bir haksızlık da yakın tarihte sandıkta verecek olduğumuz ders için kamçı olur. Başka yerlerde çağrı yaptım. Dedim ki biz doğal halimizle büyüyelim. Bırakın bizi. Bülent Arınç'ın Sayın Ekrem İmamoğlu için söylediği sözler hala kulaklarınızdadır. Bu adama saldırmayın. Saldırdıkça büyüyor. Vallahi hiçbirimize saldırmasınlar. Korkmayız. Biz zaten büyüyoruz. Saldırırsalar çok daha fazla büyüyeceğiz. Küçücük bir azınlık iktidarı gidicidir. Ayak sesleri, o gidiciliğin ayak sesleridir bunlar. Hiç kimse korkmaz sizden. Buradan ilan ediyorum. Hepimizi yargılayın kardeşim. Gücünüz yetiyor ise bu milleti zindanlara da atın. Hadi bakalım. Eğer meseleniz buysa durdurabilir misiniz? Zulmün haklıyı durdurduğu nerede görülmüş? Tarih zulme karşı orta vadede haklıların zaferleriyle doludur. En büyük zulmü yaşayanlar Mustafa Kemal'in önderliğinde haklı hukuklu bir iktidar kurdular. Biz de hukuka dayalı bir iktidarı kuracağız. Bu arkadaşlarımızın aklı şöyle çalışıyor. Hukukçulara dayalı bir iktidar arıyorlar kendilerine. Kendi meridyenlerine sokmuş oldukları hukukçular üzerinden bir iktidar arıyorlar kendilerine. Ona yüristokrasi deniliyor. Olmaz. Hukukçuları kullanarak iktidar yaratamazsınız. Ancak hukuka dayalı bir iktidar kurulması gerekiyor. Onu da biz kuracağız. Milletimize hediye edeceğiz. Çok yakın tarihte bu millet nefes alacak. Açlığı da, yoksulluğu da, her türlü zulmü de ancak hukuka dayanarak kuracağımızı biliyoruz. Canan Kaftancıoğlu davası bu ülkedeki hukuksuzluğun simgesidir. Canan Kaftancıoğlu'na hiçbir şey olmaz, merak etmeyin. Bu dava suya yazılmış bir yazıdır. Bir yazının suda ömrü ne kadarsa o kadar kalacaktır bu dava. Canan Kaftancıoğlu'na dokundurtmayız. Hiçbir yol arkadaşımıza dokundurtmayız. Kimsenin buna ne gücü ne ömrü yeter. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın milletvekilimize açıklamalarından dolayı çok teşekkür ederken aramızda bulunan bir diğer milletvekilimiz Sayın Özgür Karabat'a mikrofon devrediyorum. Çok teşekkür ederim. Kıymetli ilçe başkanlarım, değerli milletvekilim, il başkan yardımcılarım, meclis üyelerimiz, Esenyurt'un kıymetli örgüt üyeleri, Esenyurt halkı, değerli basın mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şüphesiz ki çok şey söylenebilir ama ben son söyleyecek şeyi ilk baştan söyleyeyim. Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen bu karar hükümsüzdür. Çünkü bu karar saray vesayeti altındaki kadılar tarafından verilmiştir. Türkiye'de hukuk sistemini öyle bir noktaya getirmişlerdir ki artık hakimlerden değil adeta kadılardan bahseder hale geldik. Dolayısıyla bu karar hükümsüzdür. Bu karar vicdanen ve ahlaken hükümsüzdür ve göreceksiniz tarihi olarak da bu karar hükümsüz hale gelecektir. Halkımız bazı soruları sorar. Şunu mesela merak ediyorum ben. Canan Kaftancıoğlu'na ne zaman dava açıldı? İstanbul'u aldık, o zaman açıldı. Ne zaman hüküm verildi? İstanbul'un alınışının yıl dönümünde hüküm verildi. Allah aşkına bu kadar hızlı ilerleyen bir mahkeme sürecini Türkiye'de hiç gördünüz mü? Ne oluyor? Birileri böyle jet hızıyla kararlar veriyor, hızlandırıyor. Üstelik istinaf mahkemesi süreci bile geçiyor. Dolayısıyla bunun tesadüf olmadığını düşünüyorum. Tam da İstanbul'un alınış yıl dönümünde, aynı zamanda Türkiye'de barolarla ilgili bir hukuki alt üst oluş konuşulurken, hukukun yok edildiği bir süreç konuşulurken, işçinin, emekçinin kıdem tazminatından olduğu bir süreç konuşulurken bu kararın verilmiş olması
aslında bugün bizim ne yapacağımızın da işareti. Açık ve net bir şekilde şudur. Türkiye'de hak savunanlar, hukuk savunanlar, adalet savunanlar, emeğini ve ekmeğini savunanlar Canan Kaftancıoğlu nezdinde ve temsiliyetinde bir birleşik bir muhalefeti yürütmek zorundadırlar. Bu çok açık ve nettir. O yüzden bugünlerde faşizme karşı omuz omuza tutan sloganı en geçerli sloganlardan bir tanesi değerli arkadaşlar. Türkiye'nin bütün mazlumları, Türkiye'nin bütün ezilmişleri, bütün alt edilmişleri, emekçileri birleşmelidir. Ve bu konu çok önemlidir. Başka bir konu şu, bir yöntem var. Hani diyorlar ya biz FETÖ'ye karşı mücadele ediyoruz. Ben geçen mecliste de konuştum. Değerli arkadaşlar, son zamanlarda daha önce Pensilvanya'ya gidip gelenlerin ve iktidarın 15 Temmuz'dan sonra uzak durmayı tercih ettikleri bugün yavaş yavaş yeniden görev veriyorlar. Yani kendilerini FETÖ'cü dediklerini bugün banka yönetim kurullarına atıyorlar. Bugün devletin daire başkanı yapıyorlar. Genel müdür yapıyorlar. Ve bu süreci hepimiz görüyoruz. Bunu yaparken diğer taraftan Canan Kaftancıoğlu'na ceza veriyorlar. Niye ceza veriyorlar? Canan Kaftancıoğlu bir tweet atmış. Demiş ki bu Fethullah Gülen şizofrendir. Bir şizofreni başımıza bela edenini Allah belasını versin demiş. Ve bunu da Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak ceza vermişler. Cumhurbaşkanı'na hakaretmiş bu. Ya kardeşim Fethullah Gülen'e şizofren demek ne zamandan beri Cumhurbaşkanı'na hakaret olmuş? Niye sahip çıkıyorsunuz? Birincisi bu. Diğer taraftan değerli arkadaşlar, yine bu davayla ilgili süreyi söyledim. Fethullah Gülen'le ilgili. Canan Kaftancıoğlu'nun attığı tweetler birçoğu olmayan tweetlerden ceza almış. Habertürk konuşmasından ceza almış Canan Kaftancıoğlu. Diyor ki Canan Kaftancıoğlu, ben Habertürk'te öyle konuşmadım. Bunlar diyor ki hayır öyle konuşursun. Tapeleri getirin diyor. Mahkeme tapeleri istemiyor. Yani neresinden bakarsanız bakın bir FETÖ'cü taktik var. Ve eğer Pensilvanya'daki buraları izliyorsa şöyledir. Hani 12 Eylül'de diyorlardı ya, biz içerideyiz ama fikrimiz iktidarda. Şimdi Fethullah Gülen vallahi billahi şöyledir. Ben Pensilvanya'dayım ama fikrim Türkiye'de iktidardadır. Aynen bunu yaşıyoruz. Türkiye'de FETÖ taktiklerinin egemen olduğu bir süreci hep beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bu süreç uzun bir süreç. Canan Hanım da biz de ilçe başkanlarımız da şunu biliyoruz, örgütümüz de biliyor. Bu yol engebeli, dolan başlı ve sarp. Bu yolda elbette bedel ödeyenler oldu. Bedel ödemeye devam edeceğiz. Ama sonuç itibariyle şunu biliyoruz ki bu uzun soluğun sonuna doğru geldik. Türkiye yeniden demokrasiyle, hakla, hukukla, adaletle buluşacak. Ve bunun en büyük güvencesi ele geçirilemeyen son kale Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Sözü çok uzatabiliriz. Ben şunu söylemek isterim. Türkiye'de gayrimilli bir iktidar var. Onun karşısında sahici milli bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Türkiye'nin bütün milli güçlerini bir araya getirmeye çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Dolayısıyla eninde sonunda başaracağız ve sona yaklaştık. Canan Hanım son derece ketum, son derece net, hangi yolda yürüdüğünü biliyor. Biz ona sadece şunu söylüyoruz. Bu yolda asla yalnız yürümeyeceksiniz. Çünkü bu yol demokrasi, hak ve hukuk yolu. O yüzden diyorum ki dönen dönsün, biz bu yoldan dönmeyeceğiz değerli arkadaşlar. Hepinizi teşekkür Hepinize tekrar teşekkür ederken sosyal mesafe konusundaki uyarımı tekrar yenilemek isterim. Kusura bakmayın, sık sık söylememe rağmen tabi sizin sağlığınız açısından bu durum. Tekrar teşekkür ederim. Aramızda İstanbul İl Yönetimimizden İl Başkan Yardımcımız Sayın Server Gökmen bulunmakta. Mikrofonu kendisine arz ediyorum efendim. Teşekkürler. Sayın Vekilim, değerli ilçe başkanlarım, kadın kolu, gençlik kolu, değerli başkanları, ilçe yöneticileri, değerli örgütümüz, değerli meclis üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli dostlar, burada tabi biz her zaman adalet mülkün temelidir. Adalette kırıntılar her zaman umudumuz oldu.
egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Her zaman biz sandıkla gelenin sandıkla gitmesini savunan Kuruluşun ve Kurtuluşun Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileriyiz. Bakıldığı zaman bu Sayın İl Başkanımız Doktor Canan Kaftancıoğlu'nun süreci neden buraya geldi? Özellikle bakıldığı zaman 2018'de Cumhuriyet Halk Partisi il seçiminde Hizmet Bayrağı'nı örgüt İstanbul örgütü Sayın İl Başkanımız başkanlığında yeni bir yönetime verdi. Ve bakıldığı zaman 15 Ocak 2018'de gazetelerde manşetler 3 gün sonra 18 Ocak'ta iddianame hazırlandı gazete küpürlerinden. Burada bakıldığı zaman yargıda bir uyanış, özellikle ilk grup konuşmasında AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ağzına 7 yıl önce sosyal medyada iktidarı döneminde paylaştığı, hep gözlerinden kaçtığı, ne hikmetse 15 Ocak'ta bunları bir şekilde gördüler. Bakıldığı zaman her zaman için biz cebir ve şiddet olmadığı zaman düşünce özgürlüğüne, kişilik hak ve özgürlüklerine saygı duyuyoruz. Ve o süreç geldi geçti, hiçbir şey yok. Bakıldığı zaman hızlı bir şekilde iddianame 24 Haziran seçimlerine giderken o sürecin içerisinde ifadeye çağrıldı. Daha sonra bakıyoruz biz il söyleminde slogan olarak şunu söyledik. Dedik ki İstanbul'dan geldiler, İstanbul'dan gidecekler. Ve özellikle 24 Haziran sürecinde büyük bir umut yakaladık. Umudumuz birazcık umutsuzluk oldu. Ama 31 Mart'a giderken Cumhuriyet Halk Partisi'nin vefakar, cefakar emekler örgütü, demokrasinin ve sandığın tapusu ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarına sahip çıkarken çıktı ve bunun sonucunda ne dedik? İstanbul'dan gidecekler. Ve o süreçte hızlı bir şekilde yargılama, daha sonra da bakıldığı zaman tam İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin birinci yıl dönümünde istinafta karar onaylandı. Bakıldığı zaman yandaş yargı, yandaş medya bizi birinci yılda mutsuz kılmaya çalıştı. Ama biz Kuruluşun ve Kurtuluşun Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri ve üyeleri olarak hiçbir zaman bizleri kimse mutsuz kılamayacak. Cumhuriyet'in 100. yılı 29 Ekim 2023'e giderken bizler 100. yılda her ne olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de iktidarı olacaktır. Hiçbir zaman yine biz yargıya her zaman için saygı duyuyoruz. Ama yandaş yargıyı, darbeci yargıyı bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bu anlamda Canan Kaftancıoğlu Esenyurtludur. Esenyurt'un üyesidir. Esenyurt'un kızıdır. Bu anlamda bizlere çok büyük sorumluluklar düşüyor. Sayın vekilim, ilçe başkanım çok güzel konulara değindiler. Bizler hiçbir zaman umudumuzu yitirmeyeceğiz. Her zaman için faşizme karşı, zalime karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sayın İl Başkan Yardımcıma çok teşekkür ediyorum. Esenyurt ilçe yönetimi ve ilçe örgütümüz adına konuşmalarını yapmak üzere ilçe sekreterimiz Sayın Ertan Akbaba'yı mikrofona arz ediyorum. Sevgili vatandaşlarımız, sevgili Esenyurtlular, CHP'nin cesur ve yılmaz emekçileri, saygıdeğer basın mensupları. Hepinizin bildiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu 7 yıl önce attığı 5 tweet nedeniyle 5 farklı suçtan toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edilmiş. Bu ceza Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi tarafından onanmıştır. Bundan sonra temiz başvurusu yapılmıştır. Ankara'da halen hakimlerin olduğu düşüncesiyle bu hukuka aykırı kararın Yargıtay tarafından bozulacağını umuyoruz.
Ancak gerek İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekse İstinaf Mahkemesi'nin kararlarının hukuka, anayasaya, hukukun evrensel ilkelerine, kanuna ve hakimin vicdanına göre değil, siyasi iktidarın talep ve beklentilerine göre verildiğini tarihe bir not olarak bırakmak isteriz. Yargıya güvenin %30'a düştüğünün, yüksek yargı organlarının başkanları tarafından kabul edildiği, OHAL döneminde yapılan anayasa değişikliğiyle hakim ve savcılar kurulunun tamamının iktidar partisi ve genel başkanın tarafından atandığı, hoşa gitmeyen karar veren hakimlerin yaşlarına, kıdemlerine, mesleki tecrübelerine bakılmaksızın sürgün edildiği bir yargı düzeninde Sayın İl Başkanımız hakkında verilen karar hiçbirimizi şaşırtmamıştır. Aksine Türkiye'nin adım adım otoriter bir yönetime götürmeye çalışıldığı bu günlerde bu zulme maruz kalmak bizim için bir iftihar vesilesidir. Otoriter yönetim önüne engel gördükleri zaptiye düzeniyle yıldırmanın peşindedir. İftiharla söylüyoruz. Gençlik kolları, İl başkanımıza, milletvekillerimizden genel başkanımıza kadar CHP'nin örgütü iktidar gördüğü ve memlekete yaşatmaya çalıştığı kabusa izin vermeyecek. Bunun için ödenmesi gereken bedeli de ödemekten zerre kaçınmayacaktır. Zira hukuka aykırı biçimde mahkum edilen ve bundan 10 gün önce milletvekili düşürülen Enis Berberoğlu'nun söylediği gibi Türkiye'de demokrasi için bedel ödenecekse bunu öncelikle CHP'liler öder. 23 Haziran 2019 tarihinde İstanbul'da kurdukları saltanatın yıkılmasının bedelini bu zaferin mimarlarına ödetmek arzusunda olanlar tam da bu zaferin birinci yıl dönümünde Sayın Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen karar onamasına tezadüf gözüyle baksalar da bizler verilmek istenen mesajın farkındayız. Ve onlara 31 Mart 2019'da 23 Haziran 2019'da İstanbul halkının desteğiyle verdiğimiz cevabı hatırlatıyoruz.